Herkese merhaba. Tekrardan merhaba. Size bu videoda neyden bahsedeceğim? Kapitön ayağının kullanımından bahsedeceğim. Hangi tip makinelerde kullanılır, hangi ayak kullanılmalı diye. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bu yaylı kapitön ayağı, tamam mı? Şu da kapitön ayağı. Bunun ağzı açık olanı var. Böyle. Burası açık olanı var, kapalı olanı var. Bu da aynı işi görür. Mesela böyle de kapitön ayağı var. Bu da aynı işi görür. Bunda mevcut yay sistemi diğerlerine göre şuradan alttan alır. Şuradan yayı alır. Gene bunda da yay sistemi vardır. Plastik yaydan alır. Mesela bu kırıldığı zaman plastik kırılabilir. Yeni modellerde bunlar tercih ediyor. Herhalde daha ekonomik olduğu için. Ama makbulü bence şu daha profesyonel ve şu daha profesyonel ve uzun ömürlü. Ama bu da aynı işi görüyor. Ne yapabilirsiniz bununla? Bunu buraya bağlıyorsunuz, tamam mı? Bunu şuraya bağlıyorsunuz ayak tutucuyla. Hani kasnak nakışı var ya. Kasnak nakışı yapmanıza olanak sağlıyor. Bunu sadece kasnak koyup altına sallama işi yapmanıza da gerek yok. Misal şu görmüş olduğunuz logo var ya. Onun kadar bir gül yapabilirsiniz. Daha büyük bir gül yapabilirsiniz. Ya bu bir anda böyle pat diye olmaz bu ayaklarla. Bu sadece kumaşı daha rahat hareket etmeniz için şu İğne bağının üstüne gelir. İğne bağ kalktıkça yukarı kalkar. Kalktıkça yukarı kalkar. Siz kumaşı daha rahat hareket etmenizi olanak sağlar. Şimdi videoda ve kendi aldığınız, kullandığınız zaman göreceksiniz. Bilenleriniz zaten biliyor. Bu bilmeyenler için birkaç tane tüyo. Bu kadar basit yani. Bilenler zaten biliyor. Benim bildiğimi unutanlar var yani. Unutabiliyor muyum? Yani saklılar var ama saklılar kendilerine. Neyse biz onlardan değiliz. Biz bu ne işe yarıyor deyip bu işe bakanlar anlayacağınız dilde anlatıyorum. Yani bu da bu makineye olur. Düşük tutucu. Tamam mı? Burası alçaktır. Bu da bu makineye olur. Bu da bu makineye olur. Bu da bu makineye olur. Hepsi aynı iş yapar. Tamam mı? İşin aslı bu. Makinenizin farklı modelinde misal tutucu kısmı, tamam mı? Şu bağlantı kısmı yüksekse farklı almanız lazım. Ya da bir Bernina'nız varsa benden adaptör alıp bu bağlantıya o şekilde bağlayabilirsiniz. Bernina'ya da olur. Pafa da olur. Burada her şey olur. Mevzu bu kadar basit. Şimdi nasıl montajlandığını, nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ben size bir tane gül yapacağım. Tamam mı? Şimdi içini kendiniz de doldurabilirsiniz. Olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Mesela ufacık bir gül yapabilirsiniz. Tişörtünüze, eteğinize, gömleğinize, yatağınıza, yorganınıza, hayal gücünüze kalmış bunun kullanım alanı. Sadece ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını gösteren kısa bir video çekeceğim ben. Dediğim gibi burası iğne bağının üstüne gelecek. Bu yay hareket ettikçe, iğne girdikçe kumaşa basacak. O da hani potluk yapmasın, alttan ipliği almamazlık yapmasın diye bir basınç uyguluyor kumaşa. Oradan çekiyor. Kumaştan ipliği, çanozdan ipliği aldığı zaman kumaşı daha rahat hareket etmenizi sağlıyor. Bu el becerinizde böyle rahat rahat hareket ettirebileceksiniz. Başta birkaç tane iğne kırabilirsiniz. Aldırmayın, zamanla alışacaksınız. Şimdi montaj kısmına geçelim. Bu bilgiler hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, sağda solda bir yerde abone olma butonu vardır YouTube kanalımıza. Instagram hesabından bizi takip etmeyi, böyle ayak ihtiyacınız varsa da bizden temin etmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi montaj kısmına geçelim. Benim orada işte en dandik dediğim ayak var ya, plastik yaylı olanı. Plastik yaylı olanı mesela çıkartalım. Dandik derken yani daha uzun ömürlü olması açısından diğer yaylı ayaklar daha çok kullanılabilir. Benim kendi şahsi fikrim, sen kimsin kardeşim diye olabilir. Şimdi iğne bağını aşağı doğru indirin, tamam mı? Bunu arkadan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi montajlayın. Vidasını gevşetip şöyle oturtuyorsunuz, tamam mı? Bu iğne bağının sağına gelecek şu küpesi bu tarafta. Buradan da sıkacaksınız. Şimdi iğneyi kaldırın yukarı doğru. Şöyle. Bağladık. Tamam mı? Şöyle vidasını da sıkıştıralım. Bununla yapabileceğiniz nakışların falan filan tamamen hayalinize kalmış bir şey. Şöyle bakın görüyorsunuz, tamam mı? Buna sarma işi de yapabilirsiniz. O size kalmış yani ya, hayal gücü. Bakın indi, kalkınca kalktı. İndi, bakın iğne bağ yaylı vazifesini gördü. Şimdi bunun altına bir tane kumaş koyacağım ben, ufak bir kumaş. Şimdi burada, tamam mı? Şöyle daha rahat hareket etmesi açısından bakın. Böyle basıyor, kalkıyor. Basıyor, kalkıyor. Şimdi bir gül yapmanın en kolay yolu nedir? Önce bir S yapacağız şimdi. S yapacağız. Ondan sonra kenarlarını dolduracağız. Tamamen hayal gücünüze kalmış dedim ya. Buradan gidelim. Şimdi bunu makine düz dikiş konumuna alıyorsunuz. Pedalından böyle kendinizi yokluya yokluya yavaş yavaş yapabilirsiniz. Yokluya yokluya. Birden lambur lumbur dikeceğim diye uğraşmayın. Yani randıman alamazsınız. Yavaş yavaş kullandıkça, tamam mı? Deneye deneye. Öğrenmenin en güzel yanı denemek.
Mesela bir tane şey yaptık, tamam mı bak. Şu kenarına bir daha yapalım şöyle. Bir de şunun altından gidelim şöyle. Tamam. Şimdi bu kenarını kapatalım. Sonra bir daha. Tamam mı? Şimdi şöyle etrafları yaptık. Şimdi içinin böyle bir hani gülde vardır ya, açmamış gülde. Şöyle içine de yapacağız böyle. Tamam, bakın şimdi. Gülün şöyle bir kafa kısmını yaptık. Tamam mı? Bunu siz kullanarak daha da şey yapabilirsiniz. Ben bunu önceden kağıda çizdiğimiz gül şeklinde yaptım. Tamam mı? Şimdi bunun bir de altına sapını yapalım. Sapını yaptım. Sonra altına geldim. Tamam mı? Bir de çubuğunu yapayım. Çubuğunda biraz tomurcuk olsun. Bir daha tomurcuk olsun. Bu bir tane tomurcuğu geçince ufak bir tomurcuk da burada olsun. Bir tane de burada olsun. Tamam mı? Hadi bir tane de tomurcuk burada olsun. Böyle. Şöyle bir gül yaptık. Bakın. Yani bu ayak böyle işe yarıyor. Bunun içini böyle kendiniz şöyle farklı büyüklükle böyle altını kahverengiden yapabilirsiniz. Böyle. İçinde böyle çizdiğiniz çizgiyi böyle doldurabilirsiniz. Şöyle bakın, bakın ben dolduruyorum böyle. Farklı bir şeyden böyle doldurabilirsiniz benim yaptığım gibi. Bunu size niye yaptın diyemezler. Bu desen niye böyle oldu diyemezler. Bu tamamen sizin hayal gücünüz. Ya hayalinizi bu şekilde bu ayaklarla kullanabilirsiniz. Ama ayakta bu işe yarıyor. Anlatabiliyor muyum? Basit bir gül çizdik. Gördünüz şöyle bu ayakla basit böyle bir gül çizdik. Tamam mı? İçini doldurabilirsiniz, renkli yapabilirsiniz. Burası kırmızıdan işlersiniz, burasını yeşilden işlersiniz. Çok güzel böyle bir gül desenle işleyebilirsiniz. Bir nakış makineniz olmadan farklı giyinmek istersiniz, farklı olmak istersiniz. Bunu da bu şekilde bu ayaklarla yapabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi, bu ayaktan da istiyorum dediğiniz zaman bizden satın almayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Burası taş ayı makinesi.